Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Ramazan'da böyle akşamları ne pişireceğim, yanına ne yapsam, derdinden birazcık da olsa sizi kurtarabiliyorsam ne mutlu bana. Bugün de neler hazırlayacağım hemen öncelikle onları sıralayayım. Bir kaşarlı köfte hazırlayacağım. Bugün kızartacağız. Yanına fırına kaşarlı patates atacağız. Bir de havuç çorbası yapacağım. Siz arzu ederseniz salata da yapabilirsiniz. Ben kırmızı biber ve domates de birazcık böyle kızartacağım hafif yanına koymak için. Şimdi ilk önce köfteyi hazırlayayım, birazcık dolapta dinlensin. Ondan sonra patatesi fırına atacağım. Hemen ardından çorbayı yapacağım. Yarım kilo kıymayı derince bir kabın içine aldım. Bir adet yumurta. Bu arada kıymam yarı yağlı. Tuz, karabiber, pul biber ve kimyon. Bir tatlı kaşığından biraz daha az. Böyle birazcık hafif kabarması için çay kaşığının ucuyla karbonat. 2 tane orta boy kuru soğanı. Ben robottan çektim. Arzu ederseniz rendeleyebilirsiniz. Bir tutam maydanoz. Hemen hemen 2 diş kadar da sarımsak. Ben böyle dövüp hazırlıyorum. Daha rahat oluyor. 1 su bardağı ekmek içi ya da galeta unu kullanabilirsiniz. Ben bayatlamış ekmeği bu şekilde robottan çekip dolaba ya da buzluğa, hiç fark etmez, bozulmuyor, kaldırıyorum. Daha sonrasında böyle köfteler için çok rahat oluyor. Köfte yapmanın en büyük püf noktalarından bir tanesi de köftenizi iyi yoğurmanız. Lütfen ona özen gösterin. Şimdi ben de bir 6-7 dakika boyunca köftemi yoğuracağım. Şöyle azıcık, bir avuç kadar su dökeceğim içine, çok değil. Yeterli, köfteyi bayağı bir yoğurdum. Şimdi dolaba kaldırayım, o birazcık orada dinlensin. Orada hemen fırına patates atacağım. Tuz, karabiber, pul biber ve kekik kabımın içine alıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Yarım çay bardağı süt. Şöyle bir diş kadar sarımsak. Sarımsak çok yakışıyor, muhakkak denemelisiniz. Şöyle bir karıştırayım. İçine boşaltıyorum. Bu arada patatesim, 3 tane orta boy patatesi şöyle ince ince yaptım. Sakın kalın yapmayın. Bu sefer fırında pişiremezsiniz. Karıştırıyorum. Fırına dayanıklı bir kap kullanacağım. Patatesi döküyorum. Biraz böyle hafif sulu olsun ki patatesler pişerken yanmasın. Bunu her yemeğin yanına yapabilirsiniz, böyle köfte tarzı. Şöyle biraz düzelteyim. Patatesleri ince yapın dememin sebeplerinden biri de gördüğünüz gibi üst üste biniyor. Eğer kalın olursa bu sefer aradakiler pişmez ve sizi çok uğraştırır. Üzerine şöyle bir yağlı kağıdı ıslattım. Islatmadan direkt koymayayım, bu sefer direkt yanabilir. Üzerine böyle kapatıyorum. 200 derecelik, 220'ye kadar çıkarabilirsiniz. 200-220 derecelik fırında 30 dakika boyunca bu şekilde pişireceğim. Ondan sonra çıkarıp üzerine kaşar rendesi döküp tekrar fırına vereceğim. Çorba yapmak için uygun bir tencere ocağımı alıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını tencereme alıyorum. Havuç çorbası çok lezzetli oluyor ve çok kolay bir çorba. Yağ eridikten sonra çok tepeleme olmadan 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unun biraz kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bu esnada ocağımızın altı kısık olsun. 2 tane orta boy havucu kabuklarını soydum ve rendeledim. Onları da ilave ediyorum. Eğer et suyunuz ya da tavuk suyunuz varsa ilave edebilirsiniz. Kısık ateşte 1-2 dakika kavuracağım. Kavrulduktan sonra 1 su bardağı önce soğuk su ilave ediyorum. Şöyle hızlıca karıştırıp dağıtayım. Kaynattığım suyu da ilave ediyorum. Evet,
hızlı hızlı karıştırın. Bir 10 dakikadır kaynıyordu. Şöyle havuçların piştiğini anlarsınız zaten bakınca. Yumuşuyor. Bir çay bardağı süt ilave ediyorum. Eğer arzu etmezseniz süt katmayabilirsiniz. Şimdi kaynayana kadar altını yükseltiyorum. Karıştıracağım. Bu esnada karıştırmayı bırakmayın. Yoksa süt olduğu için kesilebilir. Yeterince kaynattım. Artık ocağın altını kapatıyorum. Böyle fokur fokur bir 5 dakika kaynatın sütü kattıktan sonra. Ama karıştırmayı bırakmayın. Blender'dan iyice böyle havuçları ezeceğim. Eğer ki bu şekilde seviyorsanız havuçlarınızı bütün olarak da bırakabilirsiniz. Çorbam hazır. Artık çorbanın tuzunu ilave ediyorum. Biraz da karabiber koyacağım. Azıcık da pul biber. Baharatları arzu ettiğiniz gibi koyabilirsiniz. Böyle kapattıktan sonra koymanızı tavsiye ederim. Çorbam da hazır artık. Şimdi köfteleri kızartıp patatese bir bakacağım. Fırından patatesi çıkardım. Kaşarlı patates olarak yapacağımı söyledim ama arkadaşlar köftem de kaşarlı olacağı için ikisinin kaşarlı olmasını istemiyorum. Ondan dolayı kaşar koymayacağım. Patatesler gayet güzel gördüğünüz gibi pişmiş. Daha fazla fırına atmayacağım artık. Bunu şimdi kenara alayım. Toplamda kaşar koymayacağım için bir 40 dakikadır pişiyordu. Artık köftemi yapayım. Köfteyi dolaptan çıkardım. Yanıma birazcık sıvı yağ, uzun uzun şöyle dilimlenmiş kaşar aldım. Köfteden hemen hemen bir yumurta büyüklüğünde köfteler alıyorum. Çok küçük yapmayacağım köfteleri. Birazcık böyle hafif iri olacak. Şöyle elimle önce bir düzenleyeyim. Yuvarlıyorum şöyle. Avucumun içine şöyle düzeltip bir tane kaşardan koyuyorum. Kapatıyorum. Sıkı kapatın ki kızartırken kaşarınız taşmasın. Hiçbir yerden açık olmadığından emin olun. Hepsini böyle hazırlayacağım. Elinizi yağlamayı unutmayın. Belki biraz şekil vermekte zorlanabilirsiniz. Hafif inceltiyorum. İçine kaşarı koyup kapatıyorum. Böyle büyüklüğü falan birazcık kadın budu köftesine benziyor aslında. Şöyle bastırıyorum. Bir tane daha göstereyim size. Ondan sonra ben devam edeceğim. Kaşarı koyuyorum. Köftenin şeklini verdim. Ben kişi sayısına göre kaşarlı köfte hazırladım. Diğer kalan köfteyi de buzluğuma şeklini verip kaldıracağım. Normal köfte olarak siz de nasıl arzu ediyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bugün 5-6 kişilik menü hazırlıyorum. Sizler arzu ederseniz hepsini yapabilirsiniz. Eğer ki köftenin hepsini yaparsanız bir 8-9 kişiye kadar da rahatlıkla yeterli. Şimdi ocağımın başına geçeyim. Köftelerimi kızartayım. Tavayı ocağıma alıyorum. Ben böyle döküm bir tavada yapacağım ama teflonda da kızartabilirsiniz. Ocağın altını yakıyorum. Bir miktar sıvı yağ koyuyorum. Hemen hemen şöyle yarım çay bardağı ancadır. Yağ iyice ısındıktan sonra köfteleri koyuyorum. Köfteleri ters düz ederek kızartacağım.
soğanları çeviriyorum. Altını çok kısmayın. Bu sefer köftelerimiz dağılır. Kaşarlar sıcağı gördükçe çıkmaya başladı. Hemen kızaranları alıyorum. Ben birazcık yanına şöyle biber ve domates kızartacağım. Yemeklerin hepsini hazırladım. Buraya da getirdim. Şimdi artık tabaktaki son haline geçebiliriz. Arzu ederseniz üzerine dereotu doğrayıp koyabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Yakından kıvamını da göstereyim. Çocuklar havuç olduğunu bile hiç içerisinde anlamadan yiyor. Şimdi ana yemekten koyacağım. Biraz şöyle patates. Yakından da göstereyim. Gayet güzel oldu. Da köfteyi şöyle ortadan göreceğim. İç kısmı gerçekten çok güzel olmuş. Patates de aynı şekilde. Yanına köfteni şöyle hatta birazcık acılı ezme de çok güzel yakışıyor. Gayet güzel bir tabak oldu. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.